Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı Oyuncu kanalından Azlak ben ve bugün GTA 5'in seçeneklerine bakacağız arkadaşlar. Taha Akyüz'ün bir sorusu vardı. Bundan önce ben ona kendisine yazılı olarak cevap verdim. Ama yine de başka bir yerde tabii ki de araştırmış olmalı ya da okumuş olmalı ya da sormuş olmalı ki 1 GB'ın yeterli olduğunu yazıyor demişler Rockstar Games tarafından. Ben şöyle bir direkt video ile göstereceğim arkadaşlar. Minimum hangi çözünürlükte, hangi grafik ayarlarında ne düzeyde oynayabileceğini kendisin. Şöyle hemen inelim abi. Advanced. Gördüğünüz gibi şuraya zaten buradan şöyle kapatalım. Şu anda hepsini kapatacağım abi şundan. Ben bunlar geçen denemede yapmamıştım ama çok bir fark etmiyor sanırım kapatmamız. Sonra. Bunlar tamam. Alert diyor. Tamam. Buraya geçelim abi o zaman. Oraya dokunmayalım. Zaten bir şey değiştirmedi bu kısımda. Şimdi şuraya geleceğiz abi. DirectX 11 yoktur kesinlikle. 10 çok 10.01 vardır. Varsayarsak dahi yine de ben 10.01'i alacağım. 10.101 ne ya? Sonra screen type full screen. Çözünürlük laptoplara dönersek 1366'ya 768 olacak. Çözünürlük de bu şekilde. Aspect ratio çok önemli değil. FPS zaten değişmiyor. 60 30 falan diye. Kapat abi. Kapat. Bunları da minimuma alıyoruz. Ona göre siz yukarıda görebilirsiniz megabyte olarak kaç boyut tuttuğunu. Şöyle bir detaylı bir video olsun. Normal, minimum. Gördüğünüz gibi şey yok. Low ayarı yok oyunda. Minimum normal ile başlıyor. Normal. 16 yok. Yok yine de. Kapat. Normal. Normal. Yine bir göstereyim. Yok mu? Low bazılarında olabilir diye inanmayabilirsiniz. Softer. O da en düşüğü soft zaten. En yumuşak. Yumuşak diyor. Bu softer biraz daha yumuşak. En yumuşak. Bir de sharp. Keskin diyor artık. Shadow herhalde. Hangisi daha iyi olduğunu bilmiyorum. Hangisiyle de başladığımı da hatırlamıyorum. Bir dakika, değişiyor mu? Değişmiyor zaten. Evet, şu anda düştü. 950 MB'a düştü. Geçen yaptığımda nedense olmadı. Belki benlik bir durum vardır. Benlik bir hata vardır. Şöyle de off yapalım. Bunu da normal'a alırsak off yapalım. Her şeyi kapatalım abi. Evet, gördüğünüz gibi hatta şunu DirectX 11 destekliyor desek demesek de tamam. DirectX 10. Gördüğünüz gibi evet, normal ayarları aldığında ve bütün özellikleri kapattığın zaman 949 MB'a geliyormuş. Yani senin de yanlış hatırlamıyorsam GT 620 mobile olması lazımdı. 1 GB destekli ekran kartın. Yani demek bu ki 950 MB yeterince, yani 950 MB talep ediyormuş. Senin kartında yetecektir tabii ki de, bir sıkıntı olmazsa. Olmadı en kötü 720'ye alırsın. Şöyle olur herhalde o da. Şöyle yaparsın. Birazcık daha düşmüş oluyor. 941 sonuçta 720 ile 768 arasında öyle dağ gibi bir fark da yok. Gözle fark edilecek derecede de fark olmayacak diye düşünüyorum ben. Evet, umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Sadece size minimum hangi ayarlarda, hangi düzeyde ve hangi sistemde oynayabileceğinizi göstermeye çalıştım arkadaşlar. Özellikle Taha Aynacı'ya gelsin. Aynacı'ydı galiba soyadı. Yanlış hatırlıyor olmayayım şimdi. Bakayım hemen hatta. Yanlış söylüyorsam çünkü bayağı bir ayıp olur yani. O yüzden öyle bir şey yapmak istemem. Onun dışında aklınızda sorular varsa arkadaşlar, Taha Akyüz Aynacı herhalde şeyden BSC ekibinin Taha Aynacı oradan aklımda kalmış. Yani kesinlikle oradan. Çok severim kendisine buradan. İzliyorsa selamlar, tabii ki de izlemiyordur. Taha Akyüz. Taha Akyüz'e buradan bu videoyu yönlendirelim. Umarım senin için faydalı bir bilgi olmuştur. Onun dışında zaten burada gördüğün gibi oraya gitmemize gerek yok. Zaten çok büyük bir değişiklik olmayacak. Oradan da indirirsen belki bir yine 50 MB, belki 30 MB kârda olursun diyerekten bu videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Faydalı olmuştur. Lazım olan arkadaşlar için faydalı olmuştur diye umuyorum. Eğer faydası dokunduysa videoyu paylaşıp beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.